Merhabalar gençler. Şimdi birinci videomuzun devamı olan ikinci videomuzla devam edelim gençler. Burada orantı kavramında en çok kullanılan soru tipleri, en zor soruların olduğu soru tipi burada anlatacağımız kısım. Ancak ÖSYM artık bu tip sorular soruyor mu bilmiyorum. Çok soracağını zannetmiyorum ama biz anlatalım. Yani herhangi bir eksiklik kalmasın. Şimdi hemen başlayalım. Not verdiğin notun ne demek istediğini. Burada A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir K demiş gençler. Daha sonra A bölü B'yi M ile genişletmiş. C bölü D'yi de N ile genişletmiş. Sonra toplamış, çıkartmış. Hiçbir şey fark etmemiş. Sonuçta yine K'ya eşit olmuş. Bu kalabalıkla çok uğraşmanıza gerek yok. Hemen bana bir tane kesir söyleyin diyeceğim. Ama sınıfta değilim maalesef. O zaman ben kendi kendime söyleyeceğim. Kusura bakmayın, tek yönlü iletişim olunca böyle oluyor gençler. Hemen bir tane kesir söyleyelim. Mesela 2 bölü 3 kesirine eşit birden fazla kesir yazalım. Mesela 10 bölü 15. Mesela başka ne yazabiliriz? 20 bölü 30 yazdık. Şu iki kesir önünde sonunda 2 bölü 3'e eşittir gençler. Söylemek istediği şey şu. Siz buraya bir büyük kesir çizgisi açtığınız zaman 10 bölü 15'i yazın gençler. 20 bölü 30'u yazın. Bundan sonra burayı ne ile genişletirseniz genişletin. Mesela 5. 5. Yani bu kesir 5 ile genişleyecek. Burayı da 2 ile genişletelim. İster toplayın, ister çıkartın. Ben toplamayı tercih ettim. Ve iddia şu. 2 bölü 3'e eşit olacaktır diyor. Deneyelim şansımızı. 50, 40 daha 90 bölü. Aşağısı da 60. Burası da 35, pardon 45, 135. Bir bakalım, sadeleştirelim. 45'e böldüm 2, 45'e böldüm 3. Gördüğünüz gibi yine K'ya eşit olmuş oldu. Gençler bu tip sorularda, yani orantının içerisinde A, B, C, D birden fazla, çok fazla kalabalık harfler varsa soru bu tiptir. Yapmanız gereken şey şudur. Büyük bir kesir çizgisi açıp payları paylarla toplayıp çıkartarak veya paydaları paydalarla toplayıp çıkartarak istediği ipuçlarını bulmaya çalışın. Hemen yan taraftaki örneğimize bakıyoruz gençler. Burada gene iki tane oran vermiş. Onun da 8 bölü 5'e eşit olduğunu söylemiş. Sağ tarafta bir ipucu vermiş. 4B eksi 6C üretmemi istiyor. Gençler orada 2B var. 4, 2 ile çarparım. 3C var. Eksi 2 ile çarparım. Yani ben yapmam gereken şey şu. Büyük bir kesir çizgisi açıyorum. Aşağıda 2B'den 4B üretmek istiyorsam bu 2B'yi 2 ile çarpmalıyım. O zaman bu 2B kimle alakalıydı? X artı 2A ile alakalıydı. Dolayısıyla bu da 2 ile genişletilmeli. Sonra 3C'den de 6C, eksi 6C. Bu 3C değil miydi gençler? O zaman bunu da eksi 2 ile çarpmalıyım gençler. Dolayısıyla yukarıda 2A eksi X'i de eksi 2 ile çarpmalıyım. Ne olacak böyle olunca? Sonuç değişmeyecek. Sonuç kaçtı? 8 bölü 5. Hemen düzenliyorum gençler. 2x artı 4a eksi 4a artı 2x bölü 4b eksi 6c. Zaten bu 4b eksi 6c'yi yan tarafta gördüğüm için bu sonuca ulaşabildim. Ondan faydalandım. Gördüğünüz gibi gençler 2x 2x daha 4x. 4b eksi 6c'yi de yan tarafta 15 vermiş. Bu neye eşit? 8 bölü 5'e eşit gençler. 4'ü 4'e böldüm 2. Burayı da 5'e böldüm 3. 1. Dolayısıyla x eşittir 6. Gençler, şimdi burada biz oran orantı testi çözerken bu soruyu görmek kolay. Önemli olan denemenin içerisinde ayırt etmek. Gençler birden fazla oran birbirine eşit ve çok fazla harf varsa çekin büyük kesir çizgisini, verdiği ipucunu üretmeye çalışın. Yine bir önceki sorumuza benzer bir şekilde bir sürü harf vermiş ve bir sürü harften de iki tane ipucu vermiş. Sonra 3 bölü 4'e eşittir demiş. Gençler bu soruda A'yı B'yi bulmamın benim de mümkünatı yok ama soruyu tanıdığınız zaman yapmanız gereken büyük bir kesir çizgisi açın. Gördüğünüz gibi 3A demiş. Yani A bölü B'yi 3 ile genişleteceğimi anladım.
C bölü D var gençler. Bir de E bölü F var. C'yi eksi 2 ile genişletmişse bu da eksi 2 ile genişleyecek. E'yi 4 ile genişletmişse burayı da 4 ile genişletiyorum. Ne olacak? Sonuç değişmeyecek. Yine K'ya eşit olacak. Dolayısıyla verdiği ipuçlarını yerine yazıyorum. Şuradaki ifadem neye eşit gençler? 30'a eşit. Bir de neyi vermiş? 4 pardon 3B artı 4F. 3B artı 4F. O da zaten aşağıda. O da 26. Geriye ne kaldı? Eksi 2D kaldı. O da 3 bölü 4'e eşitse gençler. Şurayı hemen çok işlem yapmayayım. 40 eşittir. 26 eksi 2D ise 2D eşittir. Eksi 14. D eşittir. Eksi 7 oldu. Geçelim yan tarafa. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü kalabalık var ve K'yı vermiş. Yapmanız gereken şey şu. Büyük kesir çizgisi çekin. Ya toplayın ya çıkartın. Ben ilk toplamayı deneyeceğim. İnşallah ilk seferinde çıkacaktır zaten. Hemen topluyorum yan yana. 3x, x daha 4x, başka x yoktur. 4x. Eksi y, 5y daha artı 4y. 2z, 2z daha 4z bölü aşağısı da 2x artı 2y artı 2z geldi göründü. Yani bu soruları gördüğünüzde ne kadar kalabalıksa o kadar kolay olduğunu bilesiniz. Yukarısı aşağısının 2 kat olduğu için K'nın 2 olduğunu gördük. Burada yani ilk seferde toplamada çıkmasaydı birinci ile üçüncüyü topla ikinciyi çıkart veya işte birinci ile ikinciyi topla üçüncüyü çıkart. Bu şekilde her eninde sonunda sadeleşecek bir ifade bulacaksınız. O da zaten K'ya eşittir gençler. Evet. AX, BY, CZ, 12, 8, ABC toplamı kaçtır? Gençler bu sorunun cevabı 12 kere 8, 96'dır. Bunu bu kadar hızlı söylememin sebebi önce ben bir normal çözümünü yapayım. Sonra size pratiğini söyleyeyim. Yan taraftakine de bu kadar hızlı cevap verebilecek miyim? Tabii ki. Yani önce bir mantığını anlayalım. Sonra pratiğimizi anlatalım gençler. Şimdi burada bana verdiği ifade AX, BY, CZ 12'ye eşit. Yani bunları ayrı ayrı AX'in 12 olduğunu düşünün. BY'nin de 12 olduğunu ve CZ'nin de 12 olduğunu gördük gençler. Burada gördüğünüz üzere A'yı, B'yi, C'yi yani A'yı yalnız bırak, B'yi yalnız bırak, C'yi yalnız bırak. Hep birbirinden kopar. A ile X'i koparmamı istiyor. A'yı 12 bölü X şeklinde, B'yi 12 bölü Y şeklinde, C'yi de 12 bölü Z şeklinde yazarsam taraf tarafa topladığımda A artı B artı C'nin 12 bölü X, 12 bölü Y, 12 bölü Z olduğunu gördünüz gençler. Dolayısıyla 12 parantezinde 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z neye eşit? A artı B artı C'ye eşit gençler. Dolayısıyla şurasını da yukarıda ne yazmış? 8 ne demiştik? 12 kere 8, 96 demiştik. Peki bunun pratiği nedir gençler? Size bu ifadeyi gördüğünüzde zaten tanıyacaksınız. Birbirinden koparmasını istemiş. Kesirlisini soruyorsa bölün. Kesirsizini soruyorsa çarpın. Yan taraftaki ifadeye bakalım. Kesirlisini sormuş, böleceğiz. Ama kimi kime böleceğiz? Öncelikle şunu sorsaydı ben bu söylediğim geçerliydi. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'yi sorsaydı hemen şunu söyleyecektim. 42 bölü 28 diyecektim. Gençler kimi? İşte o kesirsizi normal en baştaki bütün olan haline böleceksiniz. 42 bölü 28 yazabilirsiniz. Ama bana 2'nin katı şeklinde istemiş. 2 ile genişletin siz de gençler. 7'ye böldüm 6. 7'ye böldüm 4. 6 kere 2 12 bölü 4 eşittir 3. Yok hocam ben uzun uzun yazmak istiyorum diyorsanız da tercih sizin sol taraftaki gibi çözümleme yapabilirsiniz. Evet gençler burada x eksi 1 bölü 3y, y eksi 1 bölü 3x var. Gençler bu soruyu da tanıyoruz. Yani payda eşitlediğinizde x çarpım 3y yani 3xy eksi 1, 3xy eksi 1 iki kesirde de olacağı için bunları taraf tarafa oranlayarak işi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Hemen
neyin neye eşit olduğunu yazıyorum. Birinci kesirin değeri x çarpım 3y, 3xy eksi 1 bölü 3y neye eşitmiş? 6'ya. Sadeleştireceğimi bildiğim için hemen altına yazıyorum. 3xy eksi 1 bölü 3x. İkinci kısmın da paydasını eşitlediğim zaman o da 3'e eşitmiş. Taraf tarafa bir böleyim. Böldüğüm zaman bu bunu götürdü. 1'e 1. Yani 1 bölü 3y bölü 1 bölü 3x. Yani 1 bölü 3y bölü 1 bölü 3x 6 bölü 3. Burayı ters çevirip çarptığımda 3x bölü 3y eşittir 2 oluyor. Yani aslında x bölü y'nin 2 olduğu görüldü gençler. Geçelim yan taraftaki soruya. Evet gençler, ikinci sorumuzda 1 bölü xy, 2 bölü yz, 3 bölü xz gibi olsaydı, yani aşağıdaki 3 ve 4 olmasaydı z'ye, hani mesela 1 bölü xy, orada olmayan z diğer ikisinin çarpımının katı şeklinde yazabilirdiniz ama bu pratiklere daha sonra girelim. Önce konunun mantığını oturtalım. Ondan sonra pratikleri yaparsınız gençler. Şimdi biz aşağıda kalabalık x, y, y, z görmek istemiyorum. Bu tür sorularda ikili çarpım vermişse genişletip tek birer tane görülecek hale getirmeniz lazım. Mesela ben bakıyorum. Burada birinci de x, y var. X, y'de olmayan kim? Z. Yukarıya da z yazacaksınız gençler. Eşittir. İkincisi 3, y, z var. Hemen yanına x ile genişletirsem yukarısı da x ile genişlediği için 2x oldu gençler. Eşittir. Diğeri de aynen anladık zaten mantığını. 4xz olmayan y olduğu için yukarıyı da y ile genişletiyorum. 3y. Aşağısı xyz, xyz, xyz gidersem aslında z eşittir 2x bölü 3 eşittir 3y bölü 4 olduğunu. Bunları da daha önce çözdüğümüz sorulara benzediğini gördünüz gençler. Dolayısıyla paydadakiler çok önemli değil. Yanında x'in y'nin yanındaki katsayılar 2 ve 3 olduğu için hem 2'nin hem 3'ün ortak katı 6k yazarsam gençler buraya. Şimdi şöyle yazabiliriz. Z eşittir 6k. 2x eşittir 18k. 2x eşittir 18k olursa dolayısıyla x eşittir 9k olacaktır. Şuradan da 3y eşittir 24k'dan y eşittir 8k. Aradığım şeyler bunlardı gençler. Şimdi bunlarla ilgili ne sorarsa sorsun. Kesir sormuş yine sağ olsun. X yerine 9 yazıyorum. Y yerine 8 yazıyorum. Z yerine 6 yazıyorum. 9 bölü 2. Bu sorunun cevabı da 9 bölü 2 geldi gençler. Evet. Yine A, B, C'de bir sürü ki oran vermiş. Bu oranlar bir K'ya eşit olacak tabii ki. Yan tarafta da çok kalabalık bir şey sormuş. Gençler şöyle yapalım. Biz A bölü B eşittir C bölü D E bölü F ifadesinde bir K dersek gençler. Yan taraftaki kullandığı A kare B kare gördüğünüz gibi. Her tarafın karesini alıyorum. Birinci hepsinin karesini alsaydım ne olacaktı gençler? Bu da K kare olacaktı. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Benzer sorular çok çözdük. Bakın A kare B kare yazdım. Eksi c kare eksi d kare artı 3 e kare artı 3 f kare. Sonuç değişecek miydi? Değişmeyecekti. Ama 9 olmuş. Yani aslında k karenin 9 olduğunu anladım gençler. Yani k nedir? 3'tür. Veya eksi 3'tür gençler. Ne diyor bize? K'yı sormuş. Bakalım. Ne demiştik? A bölü B pardon, C bölü D eşittir E bölü F. K'ya eşit değil mi gençler? Yani bu K'ya eşitse bunların toplamı da A artı C artı E de B artı D artı F'ye eşittir. K neydi? 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Şıklarda sadece eksi 3 var. O zaman biz eksi 3'ü tercih edeceğiz gençler. Şimdi burada yazılmayan bir tane soru tipi var. Hemen ben kendim yazayım. Çok zor bir soru değil ama
Yine de görmenizi istiyorum. Şöyle bir soru. Şimdi A bölü B eşittir B bölü C, o da eşittir C bölü D, o da eşittir E bölü D bölü E olsun. Bu da eşittir 3 bölü 2 olsun gençler. Şimdi bana A bölü E'yi sorsaydı ne yapardım? Gençler burada A B'ye bağlı, B C'ye bağlı. Az öncekilerde birbirinden bağımsız harfler vardı. Dolayısıyla E'yi bul, D'yi bul, D'yi bulunca C'yi bul. Bununla gidersek işimiz zor ama çok basit bir şekilde siz de görmüşsünüzdür zaten. Bunların çarpımları C bölü D, D bölü E çarpımları A bölü E üretecektir. Bakın gördüğünüz gibi buradaki A bölü B ifadesi kendi başına 3 bölü 2'dir. Hepsi 3 bölü 2 olduğu için 4 tane var gençler. 3 bölü 2 üzeri 4 olacaktır. Yani 81 bölü 16. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Oran orantının standart kısımları bitti. Şimdi bundan sonra anlatacağımız kısım doğru orantı, ters orantı, işte bileşik orantı, ondan sonra iç çavuz derken problemleri derinleştireceğiz. Ancak size tavsiyem şudur. Bu standart soruları dinledikten sonra sadece bu kısımlarla ilgili yeni nesil soruları paylaştığım yeni nesil sorularını dinleyin. Ondan sonra doğru orantı, ters orantı testine girersiniz gençler. Cümleten kolay gelsin.